Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün hep beraber lav taşlı mangalda sizinle kuşbaşı kebap yapımını göstereceğiz. Merak eden arkadaşlar için. Şöyle gösterelim. İlk önce hazır etlerimizi 2 gün öncesinden güzel bir şekilde marine ettik. Şişlerimize taktık. Şu şekilde alt haznemize de domateslerimizi ve biberlerimizi güzel bir şekilde doğrayıp yerleştirdik. Altı kirlenmesin diye ben alt kısmına folyomu yerleştirdim. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Şu şekilde mangalımızı gösterelim. Önce bir mangalımızı yakalım. Mangalımı yaktım. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar ısınmasını bekleyeceğim. Şimdi domateslerimizi ve biberlerimizi yerine koyalım. Mangalımız ısındıktan sonra etlerimizi üzerine düzmeye başlayacağız. Mangalımız ısınırken bize sık gelen sorulan sorulardan birkaç tanesini cevaplamak istiyorum. İlk önce mesela gaz kokusu geliyor mu diye soruluyor en çok. Gaz kokusu gelmiyor arkadaşlar. Zaten çıkan gaz alev olarak yandığı için ve taşları da ısıttığı için aradaki katman olarak etlerde herhangi bir gaz kokusu olmuyor. Alevlenme problemi yaşayan bazı arkadaşlarımız varmış. Bizim mangalda alevlenme sorununu pek biz yaşamıyoruz. Çünkü alevlenme olması için etin yağlarının buradaki gözeneklerden aşağı damlaması ve çok miktarda damlaması gerekiyor. Çok fazla dam varsa aşağıdaki lav taşlarının üzerinden alev çıkabilir. Uğrak mangal sobanın yapmış olduğu bu mangalda olukları çok güzel bir şekilde yaptıkları için buradaki yağlar süzülerek bu kenardaki bölmelere geliyor. Dolayısıyla herhangi bir alev çıkma söz konusu değil. Bir küçük tüple yaklaşık 10-12 defa civarı mangal yapılıyor. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yani maliyeti nasıl diye soran arkadaşlar için söyleyeyim. Biz küçük tüp kullanıyoruz. Bir küçük tüple dediğim gibi yaklaşık 10-12 defa. Tabi pişirme süresine bağlı olarak bu süre uzayabilir, kısayabilir ama bu süre yaklaşık 10-12 pişirimlik yetiyor. İçindeki kullandığınız taşların ömrü uzun. Biz bir senedir kullanıyoruz neredeyse. Halen kullanmaya devam ediyoruz. Bir poşeti 4 kilo falandı sanırım. 20 liraya almıştık. Yani gördüğünüz gibi gayet hesaplı. Apartman ortamında rahatlıkla kebap, ızgara ve benzeri yiyeceklerinizi rahatlıkla pişirebilirsiniz. Temizlik konusuna gelince temizliği zor değil arkadaşlar. Piştikten sonra sadece üst kısmının zaten kendi bir maşası var. Onunla kaldırıp lavaboda yıkayıp kurutup tekrar üzerine koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi hazırlanma kısmı çok pratik. Yani mangal kömürüyle, dumanla, ateşle nasıl yakacağımla uğraşmıyorsunuz. Hemen tüpünüzü açıp 5 dakikada pişirmeye hazır hale getirebiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 3-4 dakikamız geçti. Mangalımızın yeterince ısındığını düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir şişle test edebilirsiniz. Şöyle üzerine koyduğunuzda şu sesi duyuyorsanız mangalınız ısınmış demektir. Şimdi üzerine yavaş yavaş şişlerimizi düzelim. Mangalımız gayet büyük olduğu için bir defada bayağı bir şiş alıyor gördüğünüz gibi. Misafirlerinize de rahatlıkla yetebileceğini düşünüyoruz. Şimdi bir kere üzerine koyduktan sonra bu işin püf noktalarından bir tanesi
şişlerimizi ara ara çevirmek. Hani bırakıp yanana kadar üzerinde bekleyip ondan sonra çevirmek değil de ara ara böyle her bir dakikada, iki dakikada bir şişlerimizi çevirirsek her tarafı eşit bir şekilde pişecek ve daha lezzetli olacaktır. Çok duman çıkıyor diye soran arkadaşlar için videoda gördüğünüz gibi hani çıkan duman bu. Çok fazla duman çıkmıyor. Hani böyle sizi rahatsız edecek kadar bir duman çıkmıyor. Evet, etlerimizi çevirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi etlerimizi güzel bir şekilde pişiyorlar. Dediğim gibi yavaş yavaş çevire çevire pişirdiğinizde yanmadan güzel bir şekilde pişiyorlar. İsterseniz biberlerimize de bir bakalım. Gördüğünüz gibi onlar da yavaş yavaş güzel bir şekilde pişiyorlar. Biz yavaş yavaş pişirmeye devam edelim. Evet, şu an etlerimiz yeterince piştiler. Artık servise geçebiliriz. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi domateslerimiz, biberlerimiz ve şişlerimiz de güzel bir şekilde pişti. Yanında soğan salatamız, probiyotik yoğurdumuz
Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.